Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula bir aşk hikayesi, Mehmet Rotası 2. sezon 11. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Karşı kıyıda. Ama şu camı açmam lazım, benim hava çok sıcak. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Evet, umarım çok ses gelmez. Bölüm 11. Dikenli duvarlar. İmdat! Günümüz Lasvit şehri, nehrin diğer tarafı. Salda panikle sağa sola atlamaya başladım. Kardeşim hayır, lütfen çabuk olun. Erkekler var gücüyle kürekleri yüklendiler. Sandra titreyen elimi yakaladı. Az kaldı, hemen varırız. Gıcırtılar, çarpmalar, sıçramalar. Çaresizlik ve belirsizlik dolu, acılı, sonsuza kadar uzun gelen birkaç saniye. Sonunda sahil yeterince yaklaştı. Saldan toprağa atladım. Ben kızının yanına koşarken elbisemin eteği suya battığı için ağırlaştı ve bacaklarıma yapıştı. Sıla bağlamam gerekiyor, yoksa akıntı onu alıp götürecek. Sana yardım edeyim. Vlad ve Noe kıyıda kalırken Sandra ve Leo aceleyle peşimden geldi. Millie! Yanına diz çökerek kardeşimin hareketsiz bedenini yoklamaya başladım. Etrafta çok kan vardı ama kaynağını göremiyordum. Tanrım, yaşıyor mu? Sonunda nabzı bulduğum için derin bir nefes aldım. Evet. Leo endişeyle Katie'ye baktı. Canım sen iyi misin? Burada ne oldu? Evet, biz... Kız bir şeyler söylemeye çalıştı ama sadece hıçkırıklarını duyduk. Kız kardeşimi kaldırmaya başladım. Leo hafifçe omuzlarının altından tutarak bana yardım etti ve sonra dondu. Lanet olsun, nedir bu? Millie'nin sırtından başlatıp tüm omuzun üzerine yayılan çok garip büyük bir leke vardı. Kenarları yeşilimsi bir ışıkla parlıyor ve hafifçe tütüyordu. İçindeki deri sağlam görünüyordu ama bolca kanıyordu. Sandra lekeyi görmek için eğildi ama sonra ürperdi ve geri tepti. Nedir bu? Hissettim, bana öyle geliyor ki... Vlad ve Noe de sonunda bizim yanımıza geldiler ve yarayı gördüler. Bu bir atılgan tuzak. Ne tuzağı? Vlad başını kaldırdı ve acı verici bir endişeyle etrafına baktı. Mika nerede? Onu aldılar. Kim? Kürekçimiz ve bir diğeri. O da siyah kapşonluydu. Nereye gittiler? Hangi tarafa? Görmedik. Leo kıyıdaki kumlu toprağa yakından baktı. İzler şu yöne götürüyor. Onları bir an önce bulmalıyız. Evet, ama Millie'yi böyle bırakamayız. Bir onu geri götürmeli, doktora. Çok uzun sürer ve işe yaramaz. Hemen şimdi karar vermemiz gerekiyor ve sanırım ne yapacağımızı biliyorum. O zaman Noe, sen burada kal. Millie ve kızlara göz kulak ol. Leo ve ben aramaya gidiyoruz. Peki. Leo bana endişeyle bakarken bir an tereddüt etti. Vlad onun bakışını yakaladı ve Noe'ye, Sandra ile beni işaret etti. Ve en önemlisi, hiçbir yere gitmelerine izin verme. Daha güvenli bir şekilde sakla en iyisi. Merak etme, elimden geleni yapacağım. Ama biz de boş durmak istemiyoruz. Yardıma ihtiyacınız olursa kendimiz karar vermeliyiz. Bunu söyleyelim. Kaç kişi olduklarını bilmiyorsunuz ki, belki birlikte kalmak daha iyidir. Erkekler kaşlarını çattı. Kiminle karşılaşacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve bu karşılaşmanın nasıl biteceği hakkında da. Burada güvende kalın lütfen. En iyi destek bu olur. Gidin siz. Biz buradaki durumu çözelim. Ben itiraz etmek için fırsat bulamadan Vlad ile Leo kıyı ormanının çalılıklarında gözden kayboldular bile. Tekrar Millie'nin garip yarasına baktım. Sağlam görünen deri aynı yoğunlukta kanamaya devam ediyordu. Nedir bu? Ne demişti Noe? Atlayan tuzak mı ne? Atılgan tuzak.
Bu bir büyü değil mi? Evet, insanları dizginlemek için karanlık güçlerini kullandığı ilkel ve çok eski bir hile. Yani yarayı sizinkilerden biri mi açmış? Sanmam. Karanlık güçlerin bunun için çok daha zarif teknikleri vardır. Bunun ise tek artısı basit olmasıdır. Bu tür tuzağı sıradan bir insan bile kurabilir. Tabii ki onu öğretirlerse. Ancak basit olmasına rağmen son derece iğrenç bir teknik. İnsanın içindeki canlılığını çok hızlı bir şekilde emer. Onu iyileştirebilir misin? Bu dünyada değil ama Sandra yapabilir. Ben mi? Evet, sonuçta bildiğim kadarıyla artık özel güçlerin var. Ama onları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sihir kitaplarını okumadım ve büyü bilmiyorum. Bu gücün güzelliği de bunda saklı zaten. Kitaplara gerek bırakmaz. Bilgi zaten bu gücün içindedir. Dolayısıyla senin içinde. Bana ellerini ver. Şöyle tut. Noe Sandra'nın ellerini aldı ve Mila'nın yarısına götürdü. Düşüncelerinden kurtul ve sadece hissetmeye çalış. Kendi kendine gelecek ve ne yapılması gerektiğini anlayacaksın. Yakala onu. Sandra ellerini yarının üzerinde tutarak gözlerini kapadı. Noe bana fısıldadı. Rahatsız etmeyelim. Katie'nin durduğu tarafa doğru biraz ilerledik. Kendini toparlamaya çalışarak şiddetle yüzünü ovuşturuyordu. Artık konuşabilir misin? Bize neler olduğunu anlatır mısın? Kızanaklarını son gözyaşlarını sildi ve onayla başını salladı. İlk başta her şey yolundaydı. Nehir boyunca tekneyle geziyor, ışıklara bakıyorduk. Ama sonra teknenin bu kıyıya yaklaştığını fark ettik. Kürekçiye sorunun ne olduğunu sorduk. Teknenin sızdırıyor olabildiğini ve kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Sızıntıyı tespit etmeye çalışırken indik zaten. Ormandan başka bir tip çıktı. Onun da üstünde kapüşonlu yağmurluk vardı. Bir de bastonu. Neden bu kadar uzun sürdü? Sesi bizi korkuttu. Böyle çok gıcırtılı, yaşlı biriydi. Bir anda kürekçimiz de ona aynı sesle cevap verdi. İnanılmaz yaşlı gelen bir sesle. Ki daha önce teknedeyken aynı adamın sesi gayet genç çıkıyordu. Özür dilerim, ekselansları. İstemsizce çığlık attım. Ses, baston, beni kaçıran figürler bunlar. Bu sefer ritüellerini burada bir yerlerde mi yapıyorlar yoksa? Katie, nasıl oldu da sadece Mika'yı almışlar ama seninle Millie'yi burada bırakmışlar? Bastonu olan o adam kürekçimiz öfkeyle bağırmaya başladı. Aptal, gerizekalı. Gecikmenin neye mal olabileceğini biliyor musun sen? Muhafızlar yakında burada olacak. Hep şeyi fark ederlerse. Her şeyi saklamak için şimdi ne kadar çaba harcamamız gerekecek. Özür dilerim ekselansları ama çok zordu. Kız hiç yalnız kalmadı. Hey, neler oluyor? Siz kimsiniz ve bizi buraya neden getirdiniz? Mil ve ben endişelenmeye başladık. Ama daha fazla Mika. Atlamaya hazırlanıyormuş gibi birden yere çömeldi. Sanırım tekrar kediye dönüşmek istiyordu ama fırsatı olmadı. Bağıran ihtiyar o an bastonu Mika'ya doğrulttu ve bastonun ucundan kıvılcımlar sıçradı. Ha! Mika düştü ve felç geçirmiş gibi oldu. Yatıyor, hareket edemiyor, sadece titriyordu. Mika! Ah, ne yapıyorsunuz? Ama kapüşonlu ihtiyar bastonun ucunu çoktan Mili ile bana doğrultmuştu. Bir anda rahatsızlandık. Kafamın içi ağırlaşıp bulanıklaşmıştı. Ben şunu orada ortadan kaldıracağım. Sen de tekneyi sakla. Muhafızlar görmesin. İkiniz de hadi yürüyün bakalım. Mili ile ikimiz dediğini yaptık. Zaten direnmek imkansızdı. Giderken kürekçiyi Mika işaret etti. Onu akşama hazırla. Geliyorum şimdi. Tabii ekselansları. Siyah kapüşon bizi çalılığa götürdü. Çok geçmeden eski bir taş kuyuya geldik. Kereste fabrikası zamanlarından burada birkaç kuyu kalmıştı. İçeriye bir göz attım. O kadar karanlık, o kadar ürkütücüydü ki aşağıya dar, harap basamaklar iniyordu. İnin aşağı. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet, geldim, devam ediyorum. İlk ben indim. Kapşon dikkatle beni izliyordu. Sanırım o anda Milen'in üstündeki etkisi zayıfladı. Çünkü o birden kapşonlu figüre vurdu, kaçmaya çalıştı. Şans puan aldık birkaç seçenek önce. Şimdi de cesaret almamız gerekiyor. O yüzden bunu söyleyeceğiz.
Al sana. Mili yumruklarını sıktı ve ihtiyarı tüm gücüyle iterek yere düşürdü. Ha? Tipe bak. Adam yere çömeldi. Bastonu bir tarafa yuvarlandı ve kapşon tıka kafasından kaydı. Rrrr. Korkunç biriydi. Mumya gibi solmuş bir surat, pörtlek gözler, seyrek uzun saçlar. Ha! Mili bir anda şok içinde dondu kaldı. Adam bunu fırsat bilip bastonuna uzandı. Mili çabuk kaç. Ha! Ayağa kalktı ve koşmaya başladı ama o anda bir kıvılcım demeti onu arkadan yakaladı. Adam bastonundan Mili'nin direkt sırtına vurmuştu. Ah! Hayır! İşte o an omuzunda bu korkunç leke oluştu ve kanamaya başladı. Pislik seni! Aşağı in dedim. İhtiyar Mili'yi bastonuyla dürttü ve Mili tamamen ifadesiz bir suratla, itaatkar bir şekilde sallanarak bana doğru basamaklara inmeye başladı. Dibi bir metreden az kaldığını bastonuna çekti. Mili hemen gevşedi, dengesini kaybetti. Bir bez bebek gibi yere yıkılacaktı, onu zor yakaladım. Mükemmel. Kuyunun ağır taş kapağını güçlükle ittirdi ve onunla girişi kapattı. Orası tamamen karanlık oldu ve sessiz. Sadece duvarlardan aşağı su damlacıkları süzülüyor ve dipteki su birikintisine düşüyorlardı. Pıt pıt pıt. Elbette ki o kapağı açmaya çalıştım ancak böyle bir ağırlığı içeriden kaydırmak imkansızdı. O zaman Mila'nın yanına oturdum, ona bir şeyler söylemeye başladım. Zavallı kız sadece inliyordu ama ben buna da razıydım. Onun hayatta olduğunu bilmek yetiyordu o an. Böyle ne kadar oturduk bilmiyorum, çok korkunçtu. Sonsuza dek orada kalacakmışız gibi geldi. O mahzende çürüyüp yok olacakmışız gibi. Kısa süre sonra umudumu tamamen kaybettim. Sadece sessizce ağlıyordum. Ama birden yukarıdan kayan kapak gürültüsü geldi ve kuyu girişi açıldı. Yıldızlı gökyüzünde bir silüet belirdi. Yüzünü hiç göremedim. Sadece vücudunun ana hatlarını. Erkeğinki gibiydi ama pek iri değil. Nedense genç ve yakışıklı biriymiş gibi geldi. İyi kalpli bir melek gibi. Sanırım kurtarılacağımız düşüncesiyle hayal gücüm fazlasıyla coştu. Çığlık attım. Yardım edin, arkadaşım yaralı. Ama sürekli bir zincirler desine birkaç saniyeliğine de dondu. Ve sonra öylece gitti, kapağı açık bırakarak. Bekleyin, ah! Kendi başımıza çıkmak zorunda kaldık. Mili hareket edebiliyordu ama çok uyuşuktu ve belli ki kendinde değildi. Yukarı çıkmamız uzun zaman aldı. Sonra yavaş yavaş buraya kadar gelebildik. Burada kıyıda sonunda bayıldı ve sonra siz geldiniz. Kate sustu. Demek ki ihtiyaçları olan Mika'ydı. Siz ise onların akşamını akşam yemeğine engel olmuşsunuz. Evet ve nedense bu yemeği tam burada ve bugün yemeleri gerekiyormuş. Yoksa muhafızların buraya geleceğini bildikleri halde bu kadar risk almanın ne anlamı vardı? Onlara kim olduklarını biliyor musunuz? Bastonlu tip hiç insana benzemiyordu. Ayrıca büyü yapmayı biliyor. Sanırım karanlıktan gelmiş. Noe başını salladı. Karanlık bir varlık sadece çok önemli bir sebebi varsa insan dünyası için bir bedene sahip olabilir. Ve tüm bu bedenlerin ben yaratıyorum. Sıkı bir şekilde kayıt tutarak hem de. Bu yüzden her biri hakkında her şeyi bilirim. Buraya kimin, ne zaman ve ne için geldiğini. O zaman onlar kimmiş? Noe'nin yüzünden bir gölge geçti. Anındaki nereye gittiği bir tahmin gibi. Söylemesi zor ama bir sorumuz daha var. Katie ve Mili'nin o gizemli kurtarıcısı kimdi? Neden çıkışı açtı ve tek kelime etmeden gitti? İmkansız, yapamıyorum. Sandra gözlerini açtı ve sinirle ellerini geri çekti. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bilgi falan yok. Kafam tamamen boş. Yanına gittik ve Noe, Mili'nin yarasına baktı. Gördüğü şeyi onu açıkça endişelendirmişti ama Noe yine de sesinin sakin kalmasına dikkat etti. Bazen hemen ilk seferde olmayabiliyor. Tekrar dene. Evet Sandra. Kız çaresizlik içinde elleriyle yüzünü kapattı. Hayır, sadece değerli zamanımızı boşa harcıyoruz. Bir cadı olarak hiçbir işe yaramıyorum. Bak, şimdiden çok fazla kan kaybetti. Zavallı kız benim yüzümden ölebilir. Noe, başka bir yönteme ihtiyacımız var. Noe derin derin düşündü. Ben de. Şu an en önemlisi kanamayı durdurmak. Asıl tehlike budur. Çok fazla kan kaybediyor. Evet, doğru. Doğru düşünüyorsun. Biliyorum.
Ama nasıl? Normal yaralarla ne yapılması gerektiğini bilirim ama bu kanamayı bir şekilde durdurabilir miyiz? Durdurmak. Noe düşünceli bir şekilde bu kelimeyi tekrarladı ve aniden gözleri parladı. Aynen Leia, bana bir fikir verdin. Çok mantıklı. Millie'ye her şeyin çoktan durduğu bir yere götürebilirim, zaman kapsülüne. Floransa'daki o eve mi? Evet, orada zaman ilerlemiyor, döngü halinde hareket ediyor. Bu nedenle Millie'nin durumu orada kötüleşmez. Şu anda olduğu konumda sabit kalır. Biz ona yardım etmenin bir yolunu bulduğumuzda Millie'yi geri getireceğiz. Aa, ne? Sandra, kısacası Noe'nin zamanının dışında güvenli bir yeri var ve Millie'yi orada saklayacak. Hepimiz oraya saklasa ya, Zack rica etmişti. Ne yazık ki dünyanız çok yoğun ve onun alanı için hareket etmek çok fazla enerji alıyor. Kendi başıma bile oraya geçtiğimde toparlanmam bir belli bir süre ihtiyacım oluyor. İki kişi olmasa durumunda bu süre daha da uzuyor. Üç mümkün olan en yüksek sayıdır. Yani kendini, Millie'yi bir de bir kişi daha mı yanında götürebilirsin? Evet, ve bir şey daha. Ben burada koruyucu pus yaratmayı planlıyordum. Merakta gözlerden saklayan bir türlü var. Ama hepsine enerjim yetmez. Ya pus ya geçiş. O halde tabii ki geçiş. Millie'ye yardım etmek lazım. Katılıyorum. Peki, o zaman Leia, Millie senin kardeşin olduğu için yanıma seni götüreceğim. Hayır Noe, olur mu? Kate'i götürmelisin. Noe sinirle omuzlarını silkti. Lanet olsun, sürekli tartışmak zorunda mısın? Vız'a söz vermiştim. Hadi ya, öyle mi? Şeytanlar ne zamandan beri sözlerini tutuyormuş? Ayrıca sadece bana ve Millie'ye değil, hepimize göz kulak olacağına söz verdin. Kate henüz bir çocuk ve bütün bununla olanlarla hiçbir ilgisi yok. Tek bir güvenli yerimiz varsa onu Katie'ye vermeliyiz. Ama o zaman burada tek başınıza, tamamen korumasız kalacaksınız. Kısa süre içinde geri gelemem. Bu kötü olur. Evet, çok kötü. Sessizce arkamı döndüm ve kardeşimin yanına oturdum. Solgun yüzünü okşadım ve yüzüne düşen saçlarını nazikçe düzelttim. Daha biraz önce gotik tarzında küllü rengi olan bu güzel saçlar şimdi kurumuş kan içindeydiler. Noe, başka seçeneğimiz yok. Onu kurtarmamız gerek. Yüksek sesle içini çekti. Peki, o zaman en azından neyse kalk. Nedenini anlamadım ama kalktım. Noe beni baştan aşağı değerlendirici bir bakışla süzdü. Bakışı en son elbisemin ıslak ve artık kuma bulaşmış eteğine takıldı. Dudaklarını büzdü. En azından kıyafetlerini değiştirmeme izin ver. Evet, üstümü değiştirmenin tam zamanı. Tabii, çünkü bu ormanda saklanmak için en uygunsuz kıyafettir. Hemen fark edeceksiniz. Peşinizden koşarlarsa da yakalanırsınız. Küçümseyici ses onu biraz yumuşadı. Ayrıca ıslak ıslak üşütebilirsin böyle. Enerjini buna harcamasan, hemen hallederim. Kıpırdama. Noe avucunu vücudumda gezdirdi ve... Uyumlu. Tehlikeli. Hızlı. Sade. Evet. Sadece kıyafetim değil, saçım da değişmişti. Uyumlu, tehlikeli, hızlı, sade. Ayrıca şaşkınlıkla yüzümün makyajlı olduğunu hissettim. Makyajı nasıl hissedebilirsin ki? Neyse, bronz, karakterli, şık, hafif. Şık sanırım en pahalısıydı. Makyajı ne gerek vardı ya? Çünkü ustalar parça parça çalışmaz. Bir iş yapıyorsam onu tam yaparım. Noe bana bakınca kendisinden ne kadar çok memnun kaldığı belli oldu. Fena değil. Hadi, şimdi daha fazla zaman kaybetmeyelim. Katie, Millie'yi sıkıca tutmalısın. Ben de kollarımı ikinize de saracağım. Tamam. Kardeşime rahat bir şekilde sarılmasına yardımcı olduk. Millie'nin soğuk alnına veda öpücüğü kondurdum. Ve isyankâr gözyaşlarımın yanaklarımdan süzüldüğünü hissettim. Dayan bebeğim, seni mutlaka kurtaracağız. Hızla ayağa kalktım ve geri çekildim. Noe kızlara sarılıp bana baktı. Burada dikkatli olun, tamam mı? Mümkün olan en kısa sürede geri döneceğim.
Olacağız. İyi şanslar. Püf. Ve ortadan kayboldular. Sandra ile ikimizin ıssız kıyının uğursuzluk kokan sessizliğinde yapayalnız kaldık. Bir süre daha gözlerimi boş kumsalın üzerinde kana çevrili kocaman lekeden alamadım. Sandra'nın eli sırtıma dokundu. Onu yardım edemediğim için üzgünüm. Yapabilseydim şimdi hep birlikte ve güvende olurduk. Ah Sandra, çok çabuk pes ettin, çok çabaladın yine de. Herkes fiyasko yaşayabilir. Bunu söyleyelim. Ve elinden gelenin en iyisini yaptın. Ancak hemen ilk denemede kimse başarılı olamaz. Hele ki öyle sıra dışı bir konuda. Sandra'yı destekliyorsun, ilişkiniz güzelleşti. Tamam. Üzülmedin mi yani? Hayır, hatta şöyle düşünüyorum. Her şey iyi ki böyle oldu. Orada zaman kapsülünde kızlar güvende olacak. Biz ise... İçimin cesaretle dolduğunu hissettim. Leo ve Vala'da yardım edeceğiz. Elbette ki Sandra beni bu fikirden kras geçirmeye çalıştı. Ama bunun mümkün olmadığını anlayınca denemekten vazgeçti. Ve şimdi ikimiz yoğun çıldıklarla kaplı kıyı boyunca yürüyorduk. Orman şu uyandıracak derecede sessizdi ve bizi hiç de hoş karşılamıyordu. Çalılar devamlı kıyafetimize takılıyordu. Ay ışığında oluşan ağaç dallarının ürkütücü gölgeleri üzerimize çöküyordu. Karanlıkta ilerlemek zordu. Hangi yöne gittiğimizi anlamıyor ve arkadaşlarımızı nerede arayacağımızı bilmiyorduk. Gittikçe daha çok huzursuz oluyordum. O herifler bir ritüel yapıyorlarsa onu görebiliyor olmamız lazım. Karanlıkta yapmazlar değil mi? Evet ama çok açık bir yerde yapmadıkları kesin. Belki çok daha ileriye gitmişlerdi. Durdum ve etrafa baktım. Suya yaklaşalım mı? Hadi yani en azından o şekilde kaybolmayız. Nehre doğru yürüdük ve hesaplarımıza göre iyice yaklaştığımızda tanıdık sesleri duyduk. Ne garip, buralarda bir yerde olmalılar. Evet ama yoklar. Leo ve Vlad hızlı çalılıkların içinden çıktılar ve bizi görünce birden durdular. Leia, Sandra, burada ne işiniz var? Noe nerede? Onlara her şeyi anlattık. Buraya gelmekte pervasızca bir karar vermiş oldunuz. Evet, ya bizim yerimize onlara rastlasaydınız? Sahilde kalmanın bir o kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Tekneleri orada, bir yerde saklanmışlar ve muhtemelen onun için geri döneceklerdi. Vlad ve Loe kasvetli bir şekilde birbirlerine baktılar. Ama yine de bizi gördüklerini sevindiklerini anladım. En azından artık güvende olduğunuzu biliyoruz. Ve yanınızda olacağız. Onları bulamadınız mı? Hayır, her yeri gezdik ama nafile. Daha ileri gidemezlerdi, büyük bir uçurum var. Ama burada da hiçbir yerde yoklar. Leo üzgün üzgün sırıttı. Cehennemden kalma o dikenli duvarın arkasında olduklarını düşünmeye başladım artık. Hangi duvarın? Şu tarafta. Çalılıklara doğru yürüdük. Dağlar çok kalındı, uçları ise sivriydi. İçinden geçilmesi imkansız bir çalılıktı. Gerçekten de bu dikenler cehennemden fırlamış gibi. Buralarda bir tür canlıların yaşayışlarını bile bilmiyordum. Sandra aniden çalı dağlarına doğru eğildi ve dondu. Duyuyor musunuz? Herkes susup kulağını kabarttı ama ortalık tamamen sessizdi. Hayır, ne var ki? İşte yine aniden gürültülü. Sandra başını tuttu, acıdan yüzünü buruşturdu. Çığlık atıyor, nasıl duymazsınız? Aceleyle etrafını sardık. Vlad kız omuzlarından tuttu, gözlerinin içine baktı. Sandra, bunu sadece sen duyabiliyorsun. Söylesene, tam olarak ne duyuyorsun? Kız ağlıyor ve çığlık atıyor. Bir saniye. Ne? Rumence tata diyor, yani baba diye çağırıyor. Ne? Vlad duvara sendeleyip neredeyse dikenlere çarpıyordu. Mika, hayır. Yani gerçekten oradalar mı? Evet, şimdi anladım. Bunlar sadece çalı değil. Noe'nin bahsettiği gibi bir şey bu. Pus, sihirli bir bariyer. Acaba bir şekilde onun etrafına dolaşabilir miyiz? Onu yok edebilir miyiz? Büyüyü bozabilir miyiz? Bunu söyleyelim. Biz buraya bakmıştık zaten. Nehir kıyısında bitişik, bir yarım daire şeklinde çok uzun mesafeye uzanıyor. Bu bilerek yapıldı. Sana şakaklarını oluşturdu. Yine çığlık atıyor. Ah bunu duymaya dayanamıyorum. Vlad bir geçit bulmaya çalışırken dikenli duvarın önünde çırpındı.
Vlad dalları çekiştiriyor, Sandra inliyordu. Etraf giderek daha fazla umutsuzluk ve çaresizlikle doluyordu. O an duvarın dibinde ufak bir hareket fark ettim. Ne olduğu anlaşılmayan gri bir yumuşak, yavaşça hareket ediyor, şişirdiyor ve kabarık, ağır, uzun kuyruğunu yerde sürüklüyordu. Orada bir hayvan var. Herkes arkasını döndü. O sırada yumak biraz daha yaklaştı ve onu görebildik. Senin ne işin var burada? Nosferatu? Kabarık kuyruğu sert bir nesneymiş. Kedi onu bir kayıştan tutup peşinden çekiyordu. Leo hayvanını kucakladı ve yükünü kaldırıp ay ışığına tuttu. Bu senin kılıcın Leo. Ama nasıl olur? Romanya'da kalmamış mıydı? Hayır, Vlad ayrılmadan önce onu bana hediye etti. Ama şu an kılıç atı da olmalıydı. Bebek, onu buraya kadar nasıl getirdin? Kedi yürek parçalayıcı bir şekilde miyavladı. Ağzını dikenli duvara doğru uzattı ve endişeyle ileri geri çırpındı. Aa, kurtarın onu diyor. Ah, işte Mika orada ya, onun için çırpınıyor. Dağlara kılıçla kesmeyi mi öneriyorsun? Bunun için mi getirdin? Evet Leo, bu kılıç işe yarayabilir. Acele et. Yan tarafa sıçradık ve Leo, kılıcını havaya kaldırıp var gücüyle inatçı dikenlere vurdu. Bir darbe daha ve bir tane daha. Birkaç dağ parçası genç adamın ayağına düştü ve göz hizasında küçük bir boşluk oluştu. Oradan bize meşalelerin ışığı vurdu ve sesler geldi. Bu sefer kızın ağlamasını herkes duydu. Çığlıkları gerçekten yürek parçalıyordu. Mika! Zat arkasında neler olduğunu görmek için oluşan deliğe atladı. Ama pencere aniden yüzünün tam önünde de kapandı. Dikenler canlıymış gibi hareket etti ve tekrar birbirine girdi. Geliyorum. Ve tekrar vurmaya başladı. Ama ne zaman dallarda bir boşluk olursa dikenler anında büyüyerek onu kapatıyordu. İmkansız büyü bu. Al sana. Leo durmuyordu. Gittikçe artan bir öfke ve nefretle dalları kesmeye devam ediyordu. Ne de olsa onun da bizim de yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. Vlad artık çabalamıyordu. Sadece bir heykel gibi hareketsiz kalıp duruyordu. Ve bir tek kollarından ve omuzlarından arada bir elektrik akıntısı geçiyordu sanki. Gözlerini kırpmadan bir noktaya bakıyordu. Leon'un bir türlü boşluğa oluşturamadığı o çalın dallarına bakıyordu. Her yeni oluşan deliğin sızdırdığı Mika'nın çığlıklarını duymamak için avuçlarımla kulaklarımı kapatmak istedim. Ve aynı zamanda Vlad'ın yüzünün ne kadar dayanılmaz derecede solgun olduğunu görmemek için gözlerimi kapatmak. Ama yapamadım. Bakmaya ve dinlemeye devam ettim. Bir noktada içimde biriken umutsuzluk ve öfke boğazıma kadar yükseldi ve bir nefret dalgasıyla patlayıp dışarı fırladı. Gerimle başa çıkabilmek için bir o yana bir bu yana dolaşıp duruyordum. Pat! Leon'un kılıcının altında dikenli bir dal ayağımın dibine düştü. Korkutucu görünüyor ama aynı zamanda garip bir şekilde beni çağırıyordu sanki. Nedense o dikenlere dokunmak istedim. Eğildim ve elime dikkatlice kesilmiş dalı uzattım. Tam o anda ucundan birkaç yeni diken çıktı. Aynı anda oldu. Ürkek elim ve cüretkar dikenler birbirine doğru ilerlediler. Kafamda elimin düzinelerce vahşi diken tarafından paramparça edildiğini gördüm bile. Ama öyle bir şey olmadı. Dikenler aniden geri teptiler. Kelimine tam anlamıyla geri çekildiler. Ne? Etrafıma baktım ve daha büyük bir parça seçtim. Tam o sırada üzerine hızla yeni dikenler çıkıyordu. Fakat ben elimi kaldırır kaldırmaz büyümeyi hemen bıraktılar ve hatta sarktılar. Arkadan Sandra'nın sesi geldi. Sana bir şey yapamıyorlar Laya. Bu karanlığın bir ürünü ve Ilink'ın dediği gibi karanlık senden korkuyor. Keşfimizi hemen erkeklerle paylaştık. Sandra haklı ve bu bizim şansımız olabilir. O zaman şöyle yapalım. Ben yeni bir delik açıyorum. Sen elini içine sokuyorsun. Yapabilir misin? Evet tamam. İşe yaradı. Ve işte artık daha fazla büyümeyen dallar arasındaki boşlukta avucumu tutuyorum. Leia böyle dur. Ben şimdi yan dalları da keseceğim. Ve en önemlisi hareket etme. Şimdi Leo beni incitmemek için daha dikkatli olmalıydı. Ama kısa sürede boşluğa ikinci elimi de sokmayı başardım. Ve sonra kollarımı yavaş yavaş açarak daha da fazla alan kazandım. Sonunda dikenli duvarın arkasında ne olduğunu görebildim. İlk başta sadece uzak planı görebiliyordum. Nehri ve eski kemerli köprüyü.
Nedense köprünün üstü, çevresine göre daha aydınlıktı. Böylece karşı kıyıyı bile seçebiliyordum. Orası ağaçlarla kaplıydı ve ileride, daha yukarıda Chaton'un kulelerinin tepeleri görünüyordu. Burası Kara Chaton'un tam karşısıymış. Delik daha da genişledi. O zaman yakın kıyıya da gördüm. Açılan resim, Bodrum'da kaçırıldığım gece resmi ile neredeyse birebir aynıydı. Meşaleler, yerdeki gizemli işaretler ve siyah bir figür. O zamanki gibi elini yine bastona dayamış, diğerleriyle solgun yüzlü kızın içinden parlak ışığı çekiyordu. Sadece bu sefer kurbanlık sütunun görevini kırık bir ağacın gölgesinde görüyordu ve o kızın yerinde Mika vardı. Ah hayır! Şimdi figürün sadece bir yardımcısı vardı. Elinde açık bir kitap, bir de haç gibi bir şey tutuyor ve yüksek sesle ama belirsiz bir şekilde bir şeyler mırıldanıyordu. Mika artık çığlık atmıyordu. Korkudan fal taşı gibi açılmış gözleri dosdoğru bize bakıyordu. Ama galiba artık hiçbir şey görmüyorlardı. İstemsizce gözlerimi kaçırdım ve yanımda duran Vlad'ın da aynı tabloya baktığını gördüm. Ellerinin arasında açılmış pencereye doğru eğilmişti. Bedeni bana aşırı yakındı. Öyle ki o an yaşadığı acı kalbimde sadece bir yankı uyandırmıştı. Yüreğim parçalandı. Vlad'ın adına üzüldüğümden, çok öfkeli olduğumdan. Bunu söylerim. Mika'yı kadar az tanımama rağmen şu gördüğüme dayanamıyorum. Ya Vlad neler yaşıyor? Çocukluğundan beri tanıdığı, göz kulak olduğu ve görünüşe göre daha önce de zaten kaybettiği birinin acılarına tanık olmak. Vlad'ın acısını paylaşıyorsun, evet. Ve o anda Vlad'ın yüzü gözümün önünde değişmeye başladı. Soluk teni koyulaştı ve giderek daha gri, topraksı bir renk aldı. Evet arkadaşlar, geldim, devam ediyorum. Yüzünde derin çatlaklar gibi kabarmış damarlar yayıldı. Yüz hatları keskinleşti ve gözleri kan çalana döndü. Evet, Vlad bir canavara dönüşüyordu. Ve bu, gözlerimdeki yaşlılık yaklaşık 20 cm uzakta oluyordu. O kadar yakındı ki, yeni görünümünden her küçük detayını görebiliyordum. Bir hayvan gibi ağır ağır nefes aldığını. Ve büyüyen bedeninin üzerindeki kıyafet dikişlerinin dayanamayıp patladığını duyabiliyordum. Adamı çıldırttılar sonunda. Seni bir ses alayım. Sandra ve Leo ona üzüntü ve anlayış ile bakıyorlardı. Bense... Aslında ben hiç korkmadım, sadece bir an için korktum. Çok korktuğumu belli etmeyeceğim. Bizim ne almamız gerekiyor? Cesaret. Evet, o yüzden bunu söyleyelim. Önümde bir canavar görmüyorum. Sadece çok fazla acı çeken birine. Bir yaşadıklarına rağmen onurunu, sevme ve şefkat gösterme yeteneğini kaybetmemiş birine. Ellerimin arasındaki boşluğa iki büyük pençeli el girdi. Şimşeye kadar hızlı hareketlerle lanetli çalının dağlarını ince birer ipmiş gibi yırtıp arkaya atmaya başladı. Dirisine düzinelerce diken battı ama Vlad bunu hissetmiyor gibiydi. Dikenlerin açtığı yaralarda iz bırakmadan hemen kapanıyordu. Hızla genişleyen deliğin sınırlarını ellerimle korumaya çalıştım. Ve işte Vlad vücudunun üst kısmını içine sokmayı başardı bile. Mika'nın içinden gelen ışığı emmekle meşgul olan siyah figür, etrafında olan biteni fark etmiyordu. Ama yardımcısı gürültüyü duydu ve bizi gördü. Dehşet içinde efendisinin omzunu sağladı. Ekselansları şurada. Ne? Figür arkasını döndü. Vlad'ı gördü ve dondu. İlyavaç'a indi. Işığın akışı kesildi. Acele edin, gidelim. Ama figür durduğu yere kök salmıştı sanki. Görünüşünü engelleyen kapşonlar kafasından çekti ve büyülenmiş gibi gözlerini Vlad'a dikti. Ay tipe bak. Bu... Karışık yüzünde müthiş bir hayranlık ifadesi oluşmuştu. Yaşlı adam dizlerinin üzerine çöktü ve kollarını Vlad'a uzattı. Ey yüce efendimiz, majesteleri. Bizi bağışlayın, bilmiyorduk. İtaatkar hizmetle suçumuzu itiraf etmeye hazırız. Siz kimsiniz? Biz... Ama o an ihtiyarın sırtı birden kavis gibi gerildi. Kriz geçiriyormuş gibi seyirdi. Sonra tamamen farklı bir ses zırladı. Alçak, güçlü, daha genç. Seni aşağılık pislik. Efendinin kim olduğunu mu unuttun yoksa? Yaşlı adam kasılmaktan iki büklüm oldu. Başının üzerindeki kırmızımsı bir ses belirdi. Bu nedir? Ses kalınlaştı. Yarı şeffaf bir süreç şeklini aldı.
Ağır. Vlad dağları koparmayı bırakıp şaşkınlıkla Süreyya'ya baktı. Karnivan, sen misin? Hah, Vlad, sana da merhaba. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.